Saat 7.43. Bu saatte okulda olmak da mı vardı be? Harbiden. Selam arkadaşlar. Ben hatta size söylemedim. Bayağıdır yokum. Evet, Zehra zaten bayağıdır yok, evet. Ama bundan sonra bayağıdır olacak. Bayağıdır olacağım. Bayağı oldu. Evet, çünkü. Hiç unuttum ya. Çünkü artık Zehra benim ev arkadaşıyım. Evet, Zehra'yla aynı evde kalmaya karar verdik. Çünkü zaten full zaten beraberdik. Aynen. Yaşamış olmadı. 4 gün zaten bestede kalıyorum. Aynen, zaten de esirgemeyeyim dedim. Yani artı bir de artık yurt izinleri kalmadığı için. Evet. Dedik böyle bir şey olsun dedik. Ama okula bu kaldı 2,5. Aynen, zaten okul bitene kadar takılacağız beraber. İyi olur yani, zaten anlaşıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Bol bol artık. Vlog çekeriz. Şu an görünmüyoruz. Görünmüyoruz. Ama şu saatte okulda olmak gerçekten beni şu an mutlu etti. Çünkü en son kaç sene önce, bir de ben ikinci öğretimim. Normalde derslerden çıkarken hani ya bu saatte derse gidiyorduk, derste oluyorduk ya da dersten çıkıyorduk, eve gidiyorduk. Aha. Ya gerçekten bir tane yüz yüze dersim vardı arkadaşlar. Onu da sildirdim. Çünkü ben artık okula hiç gelmiyorum yani. Okulda hiçbir ilişkim yok. Vizeler yüz yüze olursa vizelere geleceğim ya da artık finallere geleceğiz. Finaller yüz yüze. Onun dışında ama yine de okula geliriz. Vlog vlog bir şeyler çekeriz. Ben mutlu oluyordum okula geleceğim işte bir gün işte vlog çekeriz falan filan diye, ama yani onu da artık sildirdik. Çünkü birazcık ders sıkıntılı bir ders. Hocası da birazcık sıkıntılı bir hoca. Hocası da birazcık sıkıntılı. O yüzden artı arkadaşlarım da o dersi bırakmıştı. Benim o dersi alacağım projeyi yapan arkadaşlarım birinci öğretim. Ben ikinci öğretimim. İşte birinci öğretim ve ikinci öğretimler grup olamıyormuş. O yüzden de dersi bıraktım. Şu an işte. Gerçi gelir mi? Belki bitirme tezi için hocayla görüşme için gelebiliriz. Onun yani. Dışında ne bilemiyorum ama kütüphaneye falan geliriz arada. Gelir. Çünkü artık evde full ders çalışacağız. Artık ders çalışma kamplarına başlayabiliriz. Yani 3 hafta oldu ve ben hiçbir şey yaptım. Daha hiç bakmadım. Ben de. Özeme bile daha girmedim. Ya ben özeme girdim de o da işte hocaya proje sunmak için, yani şu projeyi yapacağız diye. Hoca bir tane ödev vermiş, tamam mı? Mail atmış. Okuyorum ama yani hiçbir şey anlamıyorum. Sanki Türkçe bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum mailden. Ya 50 kere okudum aynı maili. Ya okulla ilgili bütün ilişkisini kesmiş durumda arkadaş. Kapan, ya aynen aynı şekilde ben de öyle, bugün derse girmeye çalışıyorum. E-Destek'teki linkten giremiyorum. Arkadaş link açtı. Ona da giremiyorum. Dedim bu bir işaret. Girme. Girmedim derse. Ama kayıtları falan izlemek lazım. Artık çalışmamız lazım. Evet. Neyse, burası da mühendislik fakültesi. Şu an mühendislik girişi kaç bu? C. Aynen. Yanım mühendislik fakültem. Özledim. Gerçekten özledim. Şimdi yurtlara gidiyoruz. Aa, Zehra. Gerçi. Ne oldu lan? Çöpe bakıp niye bastın? Hayır, çöpe bakmadım. Yurtlara baktım. Ha. Şöyle bir şey var. Çıkmadan önce, gerçi Zehra tam olarak pazartesinden sonra bana yerleşecek. Bugün evet. İşte birkaç eşyasını bana götürecek. Sonra o yarın İstanbul'a gidecek. Evdeki eşyalarını da birkaçını alıp gelecek. Çıkmadan yurt odanın videosunu güzelce çekki. Çektim ama ben. Çektim de Allah bilir o nerede. Yani bilmiyorum, silinmiş de olabilir ya da bir yerlerde de olabilir, tamam, ama çekelim. Tam olarak nerede bilmiyorum. Yurt odasının videosunu çekti. Biz de önümüzdeki sene yurda gelecek arkadaşlara evet, şimdiden evet, göstermiş doğru. Oluruz. Tamam, çekelim onu. Aynen. Öyle şimdi yürüyoruz. Şu an tabii buralar karanlık ve köpek sesleri. Burada köpekler eksik olmuyor arkadaşlar. Şurası da yurtlar, burası da mühendisliğin diğer. Uzayan tarafı ama dediğim gibi şu an hiçbir şey görünmüyor. Geçen gün zaten Zehra diyor ki bir tane köpek gelmiş at gibi diyor, dedim. Ne? Gerçekten at gibi yani. Ama burada köpekler öyle. Bu arada şarkısı hala mühendislik olarak uzanıyor. Şu tarafı da orada gidiyor arkadaşlar. Aynen. Şurası da Sami Ayverdi yurdunun girişi. Ancak ön kameradan gösterebiliyorum. Gerçi şu an arkadan açsam şey olur. Beni sokmazlar değil mi içeri? Yok. Ben Zehra'yı dışarıda bekleyeceğim. Okay. Bakalım Zehra Hanım kaç valize gelecek? Normal zamanda da bir hafta kalmaya koca büyük bir valize geliyor. Bakalım ne olacak? Beklemedeyiz. Yurdun girişi. Yurt böyle. Şu aşağılarda da diğer binalar var. Şöyle komple, hatta yukarı doğru uzanıyor mühendis kapısı. Arkadaşlar, bayrak teslimlerimiz yapıldı. İki koca valiz ve bunun da ardı arkası var da. Neyse, şuradan biz bir çıkış yapalım da ondan sonra artık konuşuruz. Ne
sürünüyorum. Eşe gölüsü valizlerle. Tabii bu ilk partı. İkinci partı da pazartesi günü gelecek. Öyle işte. Bu kadar gelmeyecek ama genelde onlar daha ağır olacak. Çünkü hep deterjan falan. Ha. Neyse uzun bir süre deterjan stoğumuz var. Evet. Gitmeden Ceren de iki tane şey vermişti. Yumuşatıcı. Ha. Aynen. Oh, uzun bir süre stoğumuz var. Harcamaları minimumda tutuyoruz. Ben dün yurtta duş aldım. Salak. Bir dolosu doldurup getirseydin. Oldu. Manyak. Neyse arkadaşlar, valiz çok ağır. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Aşkım. Aşkım. Ya duvarın nesini yiyorsunuz? Çıkın oradan. Çık. Uzay duvarı yeme. Ya bir de orayı yiyorlar, köşeyi yiyorlar. Lan dur, çık. Çık oradan. Uzay. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Ha? Başka yer mi kalmadı? Aşkım. Buraya gel. Gel. One eternity later. Hani geçen videoda burada böyle gülerek uyanıyordum ya. Bugün de böyle sinirli uyanıyorum. İşte böyle çığırıyorlar ya. Çıldırıyorum o zaman. Gerçekten. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hı? Çıkma. 5 dakika yatalım şurada. Hı? Valla yapmaya izin vermezsiniz de işte birazcık. Gel şaka. Gel. Gel şaka. Beni çağırıyorlar sabahları. Beni özlüyor çünkü çocuklarım. Beni çağırıyorlar. Şu tarafa doğru bakma. Duvarın gırzına gene geçmişsin. Baksanıza duvarı hep yemiş bir. Through.
Asla düşmek yok, kafa yüksek. Mesela Kemaloğlu yine bitik durumda. Hiçbir şey gene düzgün gitmiyor. Hayatımda tek düzgün giden şey hiçbir şeyin düzgün gitmemesi. Neden? Çünkü benim hayatım böyle. Yani ben alıştım arkadaşlar, cidden alıştım. Neyse, hemencik bir isyan moduna geçmek istemiyorum. Şu an modum bu şekilde. Yani dersleşmeye şaşırmayanın aslında normalde etiket yapmam gerekiyor. Nesne tespiti için gerçek hayat verilerindeki yolları etiketlemem gerekiyor. Ama şöyle bir şey var ki yine benim harika Ubuntu'm çalışmıyor. Yani çalışmıyor dediğim, yani şükür Ubuntu'ya girebiliyorum ama Label Me'yi indiriyorum. Label Me çalışmıyor. Yani çalışmıyor. Anlamadım neden çalışmadığını. Aynı şekilde bunu Windows'ta yapmaya çalışıyorum ama onun için Anaconda indirmem gerekiyor. Ben de dedim ki o zaman ben oturayım bir ders kayıtlarını izleyeyim. Çünkü bugün ayın 19'u ve yaklaşık 2 bilemedin 3 hafta sonra vizelerimiz başlayacak. Benim 2 tane vizem var. Normalde 3 ders alıyorum. Bir de bitirme tezi var. Ama bak düşündükçe gene stres oluyorum. Bitirme teziyle ilgili hala hocayla görüşmem gerekiyor. Aslında konum belli de nasıl bir yol izleyeceğimizle alakalı birazcık hocayla konuşmam lazım. Ama bunun için Ubuntu'yu işte yeni kurabildim. Çünkü abi bir insan haftada 3 kez Ubuntu kuramaz. Bak cidden kuramaz. Yıldım cidden, artık yıldım. Neyse. Hiçbir şey de düzgün çalışmıyor şu an. Ama bilmiyorum. İlk dönem yaptıklarımı böyle bir toparlayıp pazartesi günü hocanın yanına gidip hocayla görüşmem lazım. Çünkü artık fazla uzatmak istemiyorum. Bir anda onun da çalışmalarına başlamam lazım. Tabii onun öncesinde vize için bir tane dersin kayıtlarını izliyorum. Yaklaşık 3, yani 2,5 diyelim. 2,5 ders kaydı izledim. Ve izlemem gereken bir 2,5 tane mi var acaba ya? 1,5 mu? Neyse, çok önemli değil. Bu bir ders için. Diğer ders için de Allah'ım, yani hoca dersi İngilizce anlatıyor Türkçe slide üzerinden ama yani hiçbir anlaşılmıyor. Onu nasıl yapacağız hiç, ama hiç bilmiyorum. Ona da çalışmam lazım. Diğer dersimin vizesi yok çünkü proje verdi hoca. Yani o dersin projesi var, sadece finali olacak. O yüzden o derste birazcık rahatım. Şimdi bugün işlemsel zekan ders kayıtlarını bitirmeye çalışacağız. Yani bitireceğiz, çalışacağız diye hiçbir şey yok. Bitireceğiz. Ondan sonra bu gece aslında uyumak istemiyorum. Sabaha kadar bir şeyler yapmam lazım. Sabaha kadar olmasa böyle 3'e 4'e kadar çalışmak istiyorum. Şu an saat 8.30. O yüzden bu ders kayıtlarını bitirip ondan sonra belki de insan araçların ders kayıtlarına başlarım. Ya da önceki senelerin çıkmış soruları falan filan var. Yani ona göre bir ders çalışma izlenen ders çalışma yolu kendime gösteririm. Bilemiyorum. İnsansız araçların aslında böyle PDF'lerini falan çıkartsam çok iyi olur. Ama neyse, önemli değil. Bilgisayarda PDF'ler üzerinden çalışırım. Yani onların üzerine not alırım. Yani artık hiçbir şey bahane etmeyeceğiz. Yok vay efendim Netflix'ten diziymiş, şuymuş, buymuş, artık o devirler kapandı. Yeter. Karnımızı Netflix doyurmayacak. Yani ben hala şey idrak edemiyorum. Aslında idrak ediyorum ama uygulama moduna geçemiyorum. Bu sene, bu dönem son dönem. Son dönem. 4. sınıfın 2. dönemi. Bunun daha bir kurtuluşu ya da bir sonraki dönemi ya da bir sonraki senesi yok. Bir sonraki senesi uzatmaya gidiyor. Yani uzatmak istemiyorum. Uzatmamak için elimden geleni yapacağım. Ama uzarsa da tabii ki de hani bu dünyanın sonu diye bunun farkındayım ve bilincindeyim. Ama uzatmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden düzenli bir çalışma hayatına geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz de benim gibiyseniz, motivasyonunuzu kaybediyorsanız, her şey böyle kötü gidiyor ama benim bir şekilde bunu yola sokmam gerekiyor diye düşünüp ama yola sokamıyorsanız, yola sokacağız. Sokamıyoruz diye bir şey yok arkadaş. Yani bütün kötülükler, bütün olumsuzluklar üzerimize gelsin. Biz hepsini aşacağız. Okey. O yüzden oturacağız. Şimdi güzelce ders çalışacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Yani bu düzeni ben de sevmiyorum. Ben de istemiyorum. Keşke böyle direkt kendi işimizi yapalım, umuda geçelim. Yani gelecek kaygısı olmasın. Bunu ben de çok istiyorum. Ama maalesef gelecek kaygımızın da bir tık olmaması için çalışmamız lazım. Çalışsak da gelecek kaygımız illaki olacak. Çalışsak da bazen işe yaramayabilir ama biz vicdanımız rahat olsun. Elimizden gelen en iyisini yapalım. Gerisi zaten bir şekilde olur diyorum. O zaman ben zaten çalıştım. Ders kaydının 40. dakikasına falan geldim. Şimdi hızlıca buna devam edeceğim. Ve ardından da yaşayıp göreceğiz neler olduğunu. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Zehra ile beraber ev arkadaşı olduk.
Ama tabii bu işin bir resmiyete dökülmesi gerekiyor. O yüzden... Bu ne lan? Zehra'ya bu sözleşmeyi imzalatacağım. Üstüne ben de imzalayacağım. Deli ya. Bununla mı uğraşıyorsun? Maddeleri okur musunuz lütfen Zehra Hanımcığım? İyi bir ev arkı... Ev arkası. Arkadaşı lan o. Neyse arkadaşı da. İyi bir ev arkadaşı olacağıma söz veriyorum. Yukarıdaki maddeyi bulacağıma söz veriyorum. Veriyor musun? Veriyorum. O zaman imzala lütfen. Oh, iyi güzel. Ben de imzalayayım. Hasbinallah. Ev sözleşmesi. Sanki evlendik de evlilik sözleşmesi. Ev arkadaşlığı sözleşmesi işte. Ey Allah'ım. Bunu yapmamız gerekiyordu. Çok iyi oldu. Tamam, artık ev arkadaşı. Evet, artık ev arkadaşı. Artık resmi olarak ev arkadaşız. Ve bu kurallara uyacağız. Tabii ki. Ben de yukarıda bunu ders çalışıyordum. Ay ders çalışıyorum canım. Ama bu kaç gündür benim aklımdaydı da. Anca fırsat bulabildik. Yani böyle bir şey yapacaktım. Kızım bu sözleşme olmadan ben iyi bir ev arkadaşı olmayacak mıyım? Hayır yoksa? Olacak ama maksat isteyeceğim kafadası anladın mı? Maksat işin eğlencesi böyle gülmek yani. Evet güzel oldu güldük eğlencesi. Şimdi sürünmeye gidiyorum. Sen de sürünmeye devam et. Zehra burada çalışıyor ben de üst katta çalışıyorum arkadaşlar. Hem de ne çalışıyorum biliyor musunuz? Işık okulu uygulamaları. Kendisi çok okuyor ama hukukçulardan çok hukuk dersi alıyor. Ya bu çok kötü bir ders ya. I don't know. Hiçbir şey bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Makale okuyorum. Milletin yüksek lisans tezlerini okumuyorum. Kolay gelsin kardeşim. Şükür ederim. Sen de eğer ileride yüksek lisans yaparsan önden bir literatür taraması yapmış oluyorsun. Tabii ki. Artık hepsi de aklımda kalacak çünkü. Olsun yapacak bir şey yok. Maksat birazcık ön alıştırma. Tabii. Hayırlısı. Hayırlısı bu kadar. Yapacak bir şey yok. Aynen. Abi benim bir şeyler içesim var ama kahve içi de içmek istemiyorum. Çayı. Çay mı içsek? Detoks çayı var, rahatlama çayı var, yeşil çay var, kiraz aşkım, sapı var. Aşkım rahatlama çok iyi. Hani var. O zaman rahatlama çayı. İyi sen de içeceksin mi? Bir çay suyu koy. Benim çocukların da bu da. Onlar da sabahtan beri. Kafese koydum bugün bunları çünkü artık birazcık rahatlasınlar. Kuduruyorlar evin içinde ama bayağı da sakinleştin değil mi oluşum? Ama açınca şimdi birazdan kudurur, direkt kudurur. Ay bak benim yakışıklıma oh. Yakışıklım. Güzellik. Sen ne yapıyorsun güzellik? Ne oldu anne? Aşkım. Aşkım. Isırır mı ağzın seni? Öyle neyse boş kovara yapmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen suyu koyalım ondan sonra da çalışmalarımıza tam gaz devam edelim. Zehra'nın dediği de rahatlama çayı bu arkadaşlar. Şu an hafiften bir rahatlama bana geldi. Elime aldım hemen çünkü bir etkileşim oldu. İçince daha da çok rahatlayacağım. Ya böyle alıyorsun. Böyle bir çay ki böyle elinde tuttuğun anda rahatlamaya başlıyorsun. Ooo efsane. Çok nereden buldun bu çayı? Neyse çayın linkini hemen aşağıya koyalım arkadaşlar. Migros'tan mı? Migros'ta da bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dışarı çıktım. Pıs 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 pıs. Çünkü bizim apartmanda bir tane kedi vardı. Camdan bakarken gördüm dışarıdaydı. Manyak az önce arabanın altından içim şu tarafa bir yere gitti de. Onu arıyorum gelsin apartmanın içine girsin. Gel gel pıs pıs pıs. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Sen niye dışarıda kaldın? He annem. Gel. Gel. Hanesin. Gel. Gel anne. Gel hadi gel. Soğukta niye dışarı çıktın sen? Ha? Gel. Gel içeri gir hadi. Bak bak yolunu da biliyor. Gel. Gel gel. Heh, oradan mı gidiyorsun? Gel. Gel hadi. Hanesin gel. Gel.
Gel hadi. Geç içeri. Geç. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Yerim sen hep. Öyle arkadaşlar, havalar soğukken lütfen sokaktaki hayvanlara bir kap su koymayı, yani aslında onları böyle sıcak yerlere koymak çok iyi olur. Dışarısı da çok soğuk. Hani böyle imkanınız varsa hani hem onlara böyle yem verin. Ne bileyim, su verin ya da böyle sıcak ortamlarda bulunmalarını bir şekilde sağlayın. Çünkü ben gerçekten çok üzülüyorum sokak hayvanlarına. Köpekler olsun, kediler olsun. Neyse, sarıyı da bulduğumuza göre görev başarıyla tamamlanmıştır. Benim minnaşlar da gene sepet başında. Böyle işte arkadaşlar. Hatta dün akşam o kedi, ben ona su vermeye çıktım. Manyak bayağı da susamıştı. Sonra ben eve girerken bir türlü peşinden ayrılmıyor. Ben zar zor girdim. İki tane kuş var yani. Çakaluzayı kapacak, ben çıldıracağım sonra. Tabii üzülüyorum o da dışarıda kaldığı için. Neyse, bir şekilde onu böyle oyaladım falan, evin içine girdim. Bu manyak sonra geliyor kapıya vuruyor. Kapıda benim çekecek vardı ama o çekeceğe böyle vuruyor. Bir şey yapıyor böyle, minnoşum ya. Öyle işte arkadaşlar, lütfen sokaktaki hayvanlara yem vermeyi unutmayalım. O zaman şimdi dersleşmeye gidebiliriz. O zaman enerjimizi depoladığımıza göre şimdi enerjimizi derslerle harcayabiliriz. O zaman nasıl go? Saat ne ara, 10.30 oldu lan? Oha amık. Devam edelim. Amip. Çok kötü. Niye gitti? Dokunmuşum. Bağlantısında sıkıntı vardır. Arkadaşlar, Zehra durumun nasıl gidiyor? Fena değil ya benim. Arkadaşlar, ben de 1,5 saatlik ders kaydını 5 saat daha hala bitiremedim. Yani hocanın her dediğini yazmaktan artık yani gına geldi. Yani durdur yaz yıldım. Vallahi yıldım. Şimdi bir kahve molası verdik. Kahve içiyoruz. Öyle yani. Ama inşallah benim amacım geri kalan 2 ders kaydını da bugün bitirmek, ama hani 4-5 gibi yatarız diyorum. Hadi 5'te yatsak 5 saatte 3 saatlik ders kaydını bitireceğime inanamıyorum. Zor. Ama imkansız değil. Niye abi, dizi izlerken sabah 8'e kadar oturuyoruz ya, bu sefer ders çalışırken oturalım değil mi Zehra? Oturalım. Böyle işte. Sonra uyku düzenimiz. Evet, uyku düzenimizin bozulmaması lazım. Erken kalkmaya alıştırmıştık. Aynen ha. Neyse, olmadı. Geç kal. Neyse. 2 gibi yatarız da o zaman. 2'ye kadar yaptığımızı yatak yaparız. 2'de yatarız da sabah erken kalkarız. Sen bir kayıt daha bitir, sonra yatarız. Hadi işte attım. O zaman hadi arkadaşlar, görüşürüz birazdan. Yani umarım bitiririz. Bye. Arkadaşlar, saat 1'i çeyrek geçiyor ve uyku da bastırdı. Sırtım da ağrıdı. O yüzden birazcık yattım. Ama her an uyuma kararı alıp sabah erkenden kalkabilirim. Bunun münakaşasını veriyorum kendi içerimde şu an.
bir tane, iki tane ders kaydı kaldı. Bir, 1,5 saat, diğeri 1 saat. Ve 1,5 saatlik ders kaydını şu an kaçıncı dakikasını, 20 miydi, 25 miydi? Belki de az olabilir, bilmiyorum. O kadar izledim. Kararsızım. Büyük basıkla uyuyacağım ve sabah erken kalkacağım. Neyse, ben birazcık daha yatayım. Size haber veririm. Arkadaşlar, saat 1:30 oldu. Ben yatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sabah zaten 8 gibi falan çocukların tıkırtısını uyanırım. Ondan sonra uyanıp ders çalışacağız. O zaman sabah görüşürüz. The next day. Günaydın arkadaşlar. Saat kaç biliyor musunuz? 10:47. Ben normalde sabah erkenden kalkacaktım. Yani aslında 7'de bir uyandım. Çocukların çünkü tıkırtısını uyandım. Onları banyoya götürecektim. O an var ya, uyumayıp kalksam her şey çok daha iyi olabilir. Şu çevreye bak. Ne oldu oğlum? Kızı? Aşkım. Neyse, o an böyle uyumayıp kalksam her şey çok iyi olabilirdi. Çünkü uykumu almıştım. Ama dedim ki saat erken, dedim birazcık daha uyuyayım dedim. 8 alarm kurdum. Sonra 8'de kalktım. Baktım sanki hiç uyumamışım. Çok uykum var. Dedim sonra uykum geliyor. Ders odaklanamıyorum. O yüzden ben yatayım dedim. Demez olaydım. Saat 10:40 oldu. Neyse, şimdi hiç vakit kaybetmeden tam gaz derse başlıyoruz. Okey. Hadi. Bakın, bilgisayarıma göre saat 7:50 şu an. Bana ne? Bilgisayarımın da 7:50 olmasının sebebi şöyle. Şimdi ben de Ubuntu'da kuruluyor. O arada geçiş yaptığım zaman saat farkı oluyor. Biri ileride, biri geride oluyor. Onun için Ubuntu'da bir tane ayar var. Onu yapmam lazım da. Yapmam gereken birçok ayar var ki yani sıra ona gelemedi maalesef. Arkadaşlar ya, of, sürekli bu şarkı dinlemek istiyorum. Sürekli. Ama neyse. Günlük dozumuzu aldığımıza göre desteğe gidip ders kaydını izlemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, az önce bir badire atlattık. Şimdi sipariş vermiştik, tamam mı, Getir'den. Onlar gelirken, hani bizim apartmanda kedi var ya, kedi yan tarafta ayakkabı kutusunun üstünde uyuyordu. Sonra ben alırken aslında bir daha baktım, sanki gördüm gibi. Neyse, ben tam kapıyı kapattım, içeri girdim, kedi içeri girmiş. Ben koştur koştur uzayla çakılı yukarı çıkardım. Zehra bir salise de aşağı indi. Nasıl indi bilmiyoruz. Işınlanmayı keşfettim. Ben atladım kanka merdivenler. Gerçekten bak. İçeri girmiş Zehra. Dedin anlamadım. Anlamadık gerçekten. Salise de Zehra aşağı indi zaten. Işınlandı. Ben hemen çocukları yukarı banyoya çıkarttım. Kapıyı kapattım. Ama yani her şey 5 saniye içerisinde falan oldu yani. Hemen kediyi dışarı çıkarttık. Ve kalbimiz ağzımızda attı resmen. Böyle bir şey yok ya. Biliyorduk kedinin bir gün içeri gireceğini. Benim de abi, yani böyle bir şey olamaz. Cidden olamaz ya. Çok korktuk var ya. Allah'tan çakıl o ara uçup bir şeyler yapmadı. Yani ne olacağını bilemiyorum. Çok büyük bir kriz geçirdik. Patlattık. Bir daha evden mevden çıkarken hep çocukları banyoya mı kapatacağız? Ne yapacağız yani? Bir ya da birimiz önden çıkacak, birimiz arkadan çıkacak. Öyle olacak yani. Abi cidden yani. Sinsi bir de ne var? Manyak, bir de girdiğini hissetmedim. Kapı şu kadar aralık ya. Şu kadar aralıktan poşete aldım, çıktım, girdim. Ne ara girdi? Bacağıma sürtünmedi, bir şey olmadı. Hiçbir şey hissetmedim ya. Bak, kapıda miyavlıyor şimdi manyak. Manyak, cidden manyak ya. Cidden var ya, beynimizden aşağı kaynar sular döküldü resmen. Ben hala kendimi nasıl indirdim. Gerçekten.
Ben de bir bağırma var. Zehra aşağı içeri girdi Zehra. Merhaba poşetleri atıp hemen çocukları yukarı çıkardım yani. Sağ lisede oldu her şey. Böyle bir şey olamaz, cidden olamaz yani. Allah'ım. Cidden. Senin gelişini de duymadım ben yani o an. O an sadece direkt çocukları alıp yukarı çıktım yani direkt. Allah'ım ya. Salak ya. 2 saniyede mola bölümdesin. Valla. Yani iyi ki kuşlar uçmadı ya da direkt kuşlara doğru geldi. Valla iyi ki öyle bir şey olmadı. Yavaş yavaş içeri girdi. Çamaşırların altında duruyordum. Manyak çocuk ya. Bizi mala çevirdi vallahi ya. Çok korktuk. Öyle işte arkadaşlar. Hareketli bir gündü bizim için. Çok yoruldum şu an. Cidden çok yoruldum yani abi. Omuzlarım ağrıyor biliyor musun? Bir anda sıkmışım kendimi. Böyle bir şey olamaz ya. Kalbim hala ağzımda atıyor arkadaşlar. Benim de. Öyle işte arkadaşlar. Olaylı bir şekilde vlogu kapatalım. Hayır, kedi bir de alıştı bize. Evet, alıştı yani. O yüzden hep buraya geldik. Ya ama ne yapayım şimdi, dışarıdaki kediyi de seviyorum yani şimdi. Ona da üzülüyorum. Yapacak bir şey de yok. Ama yani şimdi bak, evde cidden kuş olmasa hani bir şekilde hani girse sıkıntı yok. Ne yapacak? Ya kuş olmasa zaten alırız. Tamam. Uzayla çakıl var yani, onlara bir şey olsa ben zaten kafayı yiyorum. Yani öyle bir şey olsa kafayı yerim cidden yani. Öyle işte arkadaşlar. Bir badire atlattık bakalım. Başka ne zaman yaşayacağız bu badireyi? Allah bilir yani. Sen Allah bilir. İnşallah bir daha yaşamayız. Neyse arkadaşlar, artık bir sonraki vlogda görüşürüz. Umarım bir daha böyle kalp krizi geçirmeyiz. İnşallah. See you later. Aşkım. Büyük bir badire atlattık. İyi ki uslu durdunuz. Böyle yavrularım burada oturuyor. Anne işinin balyelerim ya.